bazen misafiri olduğumuz dünyayı yaşanılmaz hale getiriyor, esas amacımızı bizlere unutturuyor. İhsan-ı kâmile ermiş olanlar ise varlıklarının sebebini bir an olsun unutmayıp, gündelik yaşamda bile anlamsızca karşılaştığımız hırs ve benzeri duygulara kalbini kapatıyor. Abdülkadir Geylani'den Hoca Ahmet Yesevi'ye, Yunus Emre'den Mevlana'ya, Hacı Bektaş-ı Veli'den Hacı Bayram Veli'ye kadar bahsettiğimiz tüm bu mutasavvıflar, dünyaya ne amaçla geldiğimizi her an hatırladı ve unutulmaz eserleriyle asırlar boyu varoluş nedenimizi fani dünyanın duvarlarına kazıdılar. Yunus Emre ile ilahi aşkı dinledik, Pir Sultan Abdal'la dost kapısını araladık. Bu sıralar hayatın anlamını Google'da arayan bizlere, bilgelikleriyle yüzyıllar öncesinden yol gösteren bu tasavvuf üstadlarını şimdi dijital bakışta anıyor, konuğumuz Profesör Doktor Süleyman Derin ile birlikte dijital dünyanın tasavvufu açılan kapısını aralıyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim Mesut Bey. Hocam hemen konuya girmek istiyorum. Kendini aramak aslında hem bizim inancımız gereği hem de birçok inançlarda veya felsefelerde çok önemli bir konu ve yüzyıllardır tartışılan, yüzyıllardır konuşulan kadim bir hikaye. Şimdi günümüz dünyasında da internetin de var olmasıyla bu kendini arama hikayesi oldukça farklı boyutlara erişmiş durumda. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Tabii insanın kendini araması daha çok kalbinde olan bir iş. Maalesef bugün teknoloji, modern teknoloji insan ne yapıyor? Kendini alıp başka yerlere götürüyor. Kendimizi çoğu zaman unutuyoruz, dış alemde kayboluyoruz. Evet. Ama internet tabii ki pek çok bilgi ve malumat bulmak mümkün. Yani insanın kendi böyle özüne inmesine dair. Oradan istifade edebiliriz. Ama internete %100 güvenemeyiz bu konuda. Bizim tabii tasavvuf felsefesine daha çok insandan bir etkileşim. Yani biz ona aynileşme diyoruz, ikaz diyoruz. Yani o şekilde bir manevi terbiye alınır. Yani insanlardan uzaklaşarak kendini aramak ve arınmak aslında biraz da zor gibi değil mi? Tabii ki. Hazreti Mevlana diyor ki yani oğlum diyor yazın diyor kürk giyilmez diyor. Yani dostların yanında onlardan uzak durmak olmaz. Onlardan bizim tasavvufta aynileşmek, maneviyat büyüklerinden direkt inikas almak, efendim bir ışınlama diyelim buna sizin teknolojiyle. Bir onların aurasından ışık almakla olur. Modern teknoloji buna maalesef katkıdan çok yani daha çok işte biliyorsunuz bağımlılık var internette. İnsanlar daha çok antisosyal davranışlara giriyorlar. Bu manada birazcık zararı var ama iyi kullanılırsa şüphesiz evet, orada pek çok yani videolar, efendim görüntüler, bilgiler hakikaten var, bolca var. Şimdi hocam şöyle bir durum da var tabii. Mesela geçtiğimiz ayda ben Japonya'daydım. Orada mesela bazı keşişlerin, bazı düşünürlerin insanlardan koparak daha çok dağlarda yerleşerek veya orman içerisine yerleşerek kendilerini aradıklarını görüyoruz. Ama bizim bahsettiğimizde toplum içerisinde olmak da çok önemli bir arayışın içerisinde olduğunu görüyoruz. Yani toplumla beraber bir kendini arayış da çok önemli bir durum. Fakat sosyal medyayla beraber aslında yine bir kalabalık çevre içerisindeyiz. Orada da insanlarla görüşebiliyoruz, insanlarla yakınlık kurabiliyoruz. Sadece arada makineler var. Yani bu aslında bir yerde de katma değer sağlamıyor mu bize hocam? Kesinlikle. Yani insan bu teknolojiyi iyi yolla kullanırsa şüphesiz iyiliği çoğaltmış olur. Yani sizin bir mesajınız var. Siz bu mesajı İmam Rabbani'nin yaptığı gibi YouTube'larla gönderebilirsiniz. Ama Facebook'tan, Twitter'dan değil mi? Milyonlarla paylaşıyorsunuz. Bir mesajı tık yapıyorsunuz. O hayır ve güzel sözü milyonlarca kişi okuyabiliyor. O yüzden yani artı tarafları da çok. Tabii maalesef kötü kullanılırsa. Tasavvufun amacı insanı kâmil yetiştirmek. Yani insan, kontrollü insan diyelim biz buna. Her şartta kontrolü kaybetmeyen, internet karşısında da olduğu gibi görünen, kendisini böyle olduğundan farklı göstermeyen, başkalarının dünyasına zarar vermeyen insan esasında ortaya çıkarıyor tasavvuf. Bu yüzden yani bence interneti kullanmak, efendim modern teknolojiyi, dijital world'u, dijital dünyayı kullanmak çok önemli olsa gerek diye düşünüyorum. Burada tabii internet çok önemli ve internetin belki biraz iyi, belki kötü, bunu melek veya şeytan tarafı da diyebiliriz. Yani ikiye ayrılabilir bu süreç. Cemaatleşme kültürü, gruplaşma kültürü ve cemaatleşme kültürü de diyebiliriz buna. Bizim geleneksel toplumun içerisinde cemaatleşmek oldukça eskilere dayanan bir durum aslında. İnternette de cemaatleşmeler görüyoruz aslında hocam. Bu konuda mesela inanç sistemine bu biraz aykırı mıdır ya da inanç sistemine katma değer mi sağlar? Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz ve inancımızla ilgili de bu konu hakkında ne düşünülüyor? Yani cemaat, İslam'ın namaz emri var değil mi? Günde beş kere camiye gidip orada bir tanışıyoruz, görüşüyoruz. Ama tabi burada sıkıntı şöyle, kimlerle cemaatleşeceğiz? Yani internet ortamında da güzel insanlar bulursak, hakikaten ilmiyle, bilgisiyle, irfanıyla, örnek olabilecek şahsiyetlerle dostluk kurmak çok güzel. Onların belki gruplarına katılmak, onların Twitter şeylerine katılmak çok hoş. Ama bugün maalesef bunu işte bilhassa genç arkadaşlarımızın bulması kolay değil. O yüzden belki sormak lazım. Yani güvendiğimiz insanlara sorarak daha böyle efendim
bu internet sahasında da güzel internet site'lar, page'ler, onlarla belki iletişime geçmek lazım. Yoksa gençleri bırakırsak serbest, bazen çok yanlış yerlere takılabiliyorlar. Uzak Doğu mistik efendim yogasına, yogisine, oşolar var değil mi? Size biraz evet, evet, oşolar şey yaptık. Orada çok da dine aykırı fikirleri efendim kendilerine alabiliyorlar. Bu çok tabii yanlış bir gelişme. Ya tabii orada bölünmeler ve farklı düşüncelere endekslenmeler de mümkündür diye düşünüyoruz. Yani şöyle, insan kendi dinini ve kültürünü sağlam öğrenirse onlardan zarar görmez. Ama bugün tabii gençlik bu konuda evet, biraz istenilen noktada değil. Tam öğrenemeden girerlerse orada kaybolmak, o denizde boğulmak da mümkün. Kesinlikle. O zaman tabii ki bizim yine inancımızda merhaleler vardır ya. Bir seyri sülük yolu dediğimiz kemale erme yolu. İnternette bu kemale erme yolu mümkün olur mu hocam? Çok güzel bir şey değindiniz. Yani bizim geleneksel kültürümüzde her mertebenin bir efendim şeyi vardır, ağırlığı vardır. O mertebeye göre bilgi verilir. İnternetin evet, en kötü tarafı bütün o ne kadar bilgi varsa karşınıza bir anda yığılıyor. Onu tabii ayırt etmek, tasnif etmek, efendim hazmetmek kolay olmadığı için zararı çok. Ama şuurlu bir insan, bilgili bir insan interneti güzel kullanırsa, biz de ona katan kullanıyoruz derslerimizde, efendim değişik şeylerde. Çok güzel bir alet esasında. O zaman şöyle diyebiliriz tabii ki, hani İngilizce öğrenmeye başlayan bir birey daha İngilizce kitabını açar açmaz en son sayfasından başlıyormuş gibi bir süreç olabiliyor internette de. İnanç yapısında da böyle bir algı da oluşturabiliyor. Ama şöyle bir şey de var hocam. Mesela yeni başlayanlar hiçbir şey bilmeden de hani açıp kitaplar okuyabilme ihtimali olmayabiliyor. Veya gidip hani nereden başlayacağını bilmeyebiliyor. Ama internette bunu araştırarak nereden başlayacağını da çok rahat bir şekilde öğrenebiliyor. Burada da bir tabii katma değer de var değil mi hocam? Kesin. Esasında bizim dini çevreler, yani tasavvufi çevreler, internette biz hazırlıksız yakalandık. Maalesef teknolojiyi biz çok arkadan takip ediyoruz. Yani 20-25 sene gerisinden takip öyle ediyoruz. Mi? Esasında bizim bir an önce bu dijital dünyaya girmemiz, bir entegre olmak lazım değil mi hocam? Efendim internet sayfalarıyla malumatları internet çocuklarının da aynı şekilde bir de dizayn ederek hocam. Tabii. Bunu yapmıyoruz. Onu söyleyeyim. O bizim İslami çevrelerin bir belki kusuru, kabahati. Çok geriden takip ediyoruz. Yani verdiğimiz bilgiler belki gençleri tatmin etmiyor. Bu sefer gençler daha farklı yerlere kayabiliyor. Hocam çok önemli bir konuya değindiniz. Ben de kişisel olarak tam sizin gibi düşünüyorum. Yani dijital dünyanın çok gerçekten de nimetleri çok fazla ve burayı kullanabilenler gerçekten de çok olağanüstü şekillerde insanlara mesajlarını verebiliyor. Mesela geçtiğimiz yıllarda Vatikan ve Papa Twitter hesabı açmıştı. Evet. Ve orayı aktif kullandı ve milyonlarca Hristiyan'a çeşitli mesajlar verebiliyordu. Ve dünyada çeşitli inanç temsilcileri de dijital dünyanın nimetlerinden faydalanıp geniş kitlelere ulaşabiliyor. Ama burada maalesef bizim inancımız ve inancımızın temsilcisi olan hocalar, akademisyenler ve benzeri kişiler sanki biraz bu konuda eksik kalmış gibi hocam değil mi? Bizim inancımız buna kesin engel değil teknoloji. Hatta ilk İslam devrimi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sonra baktığımız dönemlerde Müslümanlar bütün robotları dahi keşfetmişler. Çok teknolojik olarak biz çok ileriyiz. Saati keşfetmişler, daha uzay araçları, gereçleri. Biz esasında İslam'ın emrettiği bir şey değil, yani geri kalmak. Yani bazen şöyle bir anlayış da var. Ne kadar teknolojiden uzak durursanız o kadar dindarsınız gibi. Tam tersi. İnsan ne kadar dünyayı ve teknolojiyi Allah için kullanırsa esasında dindarlığı o kadar artar. Bence korkmamak lazım ama tabii sağlam tedbirler alarak bu sahaya girmek lazım. Niye bizim din adamlarımız? Ama ben şunu da söyleyeyim, bazı şey efendiler, bazı hoca efendiler interneti çok güzel kullanıyorlar. Ha, evet. Fetvaları yayınlıyorlar, evet, güzel evet, mesajları paylaşıyorlar ama tabii onların sayısı nispeten az. Hocam tam buradan İmam Rabbani Hazretleri ile ilgili de konuşmak istiyorum. Bu hafta çok güzel bir etkinlik yerine getiriyorsunuz. Ellerinize sağlık gerçekten de. Ben de bir üniversite yıllarında İmam Rabbani Hazretleri'nin kitaplarını okuyan, mektubatını okuyan birisi olarak da açıkçası çok sevindim. Şimdi şöyle bir soru, biraz inşallah kabalık da etmeyiz. Estağfurullah. İmam Rabbani Hazretleri günümüz dünyasında yaşasaydı sosyal medya kullanır mıydı? Benim tahminim, İmam Rabbani'nin mektubatını bayağı okudum. Yani insanlara ulaşmak, güzel mesaj ulaştırmak için elinden gelenin gayreti gösteren bu büyük insan bence kullanırdı. Ama nasıl kullanırdı? Daha dengeli kullanırdı. Buradan bakıyorum, bazı insanlar böyle yani ipa sapa gelmez her şeyi paylaşıyorlar internetten değil mi? Yani çok şahsi özel resimler paylaşılıyor, gereksiz sözler paylaşılıyor. Halbuki İmam Rabbani orada bence hak sözleri, güzel tavsiyeleri, bizim ruhumuzu diriltecek sözleri orada bizlerle paylaşırdı. Ama onu çok güzel yapardı. Yani Müslüman teknolojiyi kullanır ama Müslümanca kullanır. Yani orada şahsi efendim böyle şeyleri orada paylaşmaz kimseyle. Herkesi ilgilendiren, herkese faydalı sözleri kullanır. Bence kullanırdı. Hocam İmam Rabbani Hazretleri'nin enteresan bir yapısı var. Kendi dünyasında teknolojiyi kullanan ender alimlerden biri. Mektup kullanıyor. O zaman o da teknoloji mektup, aslında yani. Müthiş bir teknoloji. O gün mektup en hızlı iletişim aracı evet, biliyorsunuz. Bugün işte internet e-mailleri belki tweetler gibi düşünebiliriz. O günün en hızlı iletişim aracını kullandığına göre bugün ondan çok daha hızlı olan
bir sistem niye kullanmasın? Bence kullanırdı. Hocam. Hocam o zaman ben biraz İmam Rabbani Hazretlerine bahsetmek istiyorum. Hani oraya girmişken izleyicilerimizin bazıları tanımıyor olabilir ya da henüz ismiyle karşılaşmamış olabilir ya da karşılaşmışsa araştırmamış da olabilir. Biraz ondan da değinmek istiyorum çok kısaca. İmam Rabbani Hazretleri Mektubat isimli eserin sahibi ve önemli bir zat. Evet. Mektubat'ta tam olarak nelerden bahsediyor hocam? Biraz bize kısaca onlardan bahseder misiniz? İmam Rabbani Mektubat'ta bizim için gerekebilecek her türlü soruya cevap vermeye çalışıyor. Evet. Yani bazı sufilerin yanlışlarına değiniyor. Alimlerin yanlış yaptıkları işlere değiniyor. Devlet adamlarının, devlet ricalinin yaptığı yanlış uygulamaları eleştiriyor ve doğrusunu gösteriyor. Gençlere diyor ki gençlik diyor hakikaten diyor insanın diyor en enerjik çağıdır. Cemiyet diyor. Yani insan genç ki her şeyi toparlayabilir. Sağlığı yerindedir, aklı yerindedir. İleride belki diyor yani ileride yaparım dersiniz çoğu zaman diyor. Gençlere paylaşalım bunları madem gençliğe yönelik bir program. İleride belki yaşlanırsınız, belki hasta olursunuz. O sıhhati bulamazsınız. O yüzden gençler diyor vaktinizi israf etmeyin. Tasavvuf İbnül Vakit'tir biliyorsunuz. Sufi zamanın çocuğudur. Bu zamanda en iyi, en faydalı iş neyse onu yapın diyor. Böylece İmam Rabbani yani hitap etmediği bir kesim yok neredeyse. Hanımlara özel mektupları var. Hanımların özel durumlarıyla alakalı. Yani işte hanımların efendim bazı problemler olabilir. Ruh sağlıklarıyla ilgili kesinlikle problemler olabilir vesaire. Herkes hitap ediyor. O yüzden mektubatı okumalarını tavsiye ederim. Aslında bir sosyal mühendislik yapmış orada. Yani şöyle diyelim pozitif manada. Yani kimseyi böyle farkına varmadan değiştirmek değil. Tabii. İslamiyet'te biliyorsunuz. Yol göstermiş yani. Yol göstermiş. Hı-hı. Doğru söylüyorsunuz. Çok önemli konular hocam. Ve gençleri hani diyorsunuz ya o dönemin en faydalı işi neyse onu yapmış. O zaman günümüz dünyasında yaşasaydı herhalde gençlere şunu derdi. Mutlaka internete girin. İnternetle ilgili bir iş yapın derdi diye düşünüyorum. Derdi ama internetin kölesi olmayın. Yani tabii. Teknolojiyi kullanın. Teknoloji tarafından kullanılmayın derdi herhalde. Çünkü bugün bakıyoruz pek çok genç kardeşimiz de teknolojiye köle olmuş. Ben bazen bazı akrabalar evime geliyor. Onlara mesela aynı odada içindeyiz. Mesajla haberleşiyorum. Mesaj gönderiyorum nasılsın falan diye. Hani biraz da şaka olsun diye. Çünkü herkesin de bir cep telefonu. Herkesin elinde bir laptop. Evet. Kimse sohbet etmeyi artık düşünmüyor. Haberleşme devamlı böyle bir sanal alemden yapılıyor. Aslında yakınımızdaki ilişkileri bırakıp biraz uzaktakilerle ilişkiye doğru kayması burada tabii bir risk var değil mi? O risk kesinlikle. Çünkü Japonya'da falan artık klinikler var biliyorsunuz. Bazı insanlar bu işin hakikaten sigara tiryakiliği gibi, içki tiryakiliği gibi, uyuşturucu tiryakiliği gibi bazı insanlar internet tiryakisi oluyor. Hatta internet başında uzun süre kaldığı için gözü iflas eden, hatta ölen insanların haberlerini duyuyoruz artık. Çok ciddi İnanılmaz, bağımlılık. İnanılmaz. O yüzden tabii işte nefis terbiyesi burada önemli. İnsanın kendini kontrol etmesi gerekiyor. Yani o bazı internetteki o bizim zayıf noktalarımızı avlayan o ne bileyim işte cinsellikti, şuydu buydu, kumardı falan filan. Onlardan korunmak için de insanın biraz kamil, sağlam bir karaktere sahip olması gerekiyor. Hocam tam bu konuda Japonya'dan bahsedince geçtiğimiz aylarda bir haber okumuştum Japonlarla ilgili. Japonya'da internet kullanımı çok fazla ve orada ben hani gidince de kendi şahsımda da gördüm. Oyun merkezleri de aşırı derecede kullanılıyor. Şehrin hemen her merkezinde devasa büyük oyun merkezleri var. Haber şöyleydi. Anne baba çift oyun merkezine gidiyorlar. Sabahtan akşama kadar oyun oynuyorlar. Evlerinde bir çocuk var. Çocuklarını unutuyorlar. Eve bir giriyorlar çocukları ölmüş. Yani o kadar dalgın ve o teknolojinin içerisine giriyorlar. Maalesef. Tabii sizin bahsettiğiniz bu durum çok önemli. Yani teknolojiyle aramıza bir mesafe koymak ve teknolojiyi bizim kontrol etmemizi sağlamayı öneriyorsunuz. Kesinlikle. Diye düşünüyorum değil mi hocam? Tasavvufun çok güzel bir tarifi var. Sufi diyor sahip olur, sahip olunmaz. Yani her şeyi kullanır, kontrol eder ama hiçbir şey tarafından kontrol edilmez diyor. Hakikaten o güçlü insan olmak bu çağda çok zor. Çünkü bu çağda dikkatimizi dağıtan yüzlerce, binlerce tabii. İşte bu sanal dünya, efendim reklamlar, değişik dünyevi araç gelişler. O yüzden bu çağda insanın kendine sahip çıkması çok zor. Tasavvuf bize bunu veriyor esasında, öğretiyor. O zaman o yolda gitmek lazım ve tasavvufla ilgili mutlaka en azından bir başlangıçtan da girmek lazım ya hocam. Peki bunun için nasıl başlamak lazım? Yani Mektubat'tan söz açılmışken Mektubat mesela çok güzel bir eser. Mevlana Hazretleri'nin Mesnevisi var ki gençlerin çok ben beğeneceğini düşünüyorum. Orada hikayelerle İslam'ın hikmetleri, yüksek hikmetleri. O da bir teknoloji kullanmış aslında. Evet, hikaye teknolojisi kullanmış ki bugün Batı'da onun hikayeleri psikanaliz olarak ve yani psikiyatrik tedavilerde kullanılıyor. Evet. Çünkü hikayelerde siz savunmaya geçmiyorsunuz. Hikayeyi okuyorsunuz, ibret alıyorsunuz. Hocam tam burada bir araya gireceğim. Son 2 yılda dijital dünyanın trendleri arasında storytelling denilen hikayecilik olacak. 2 yıldır bitmiyor bu ve önümüzdeki 5 yıl daha bu trend devam edecek ve belki önümüzdeki 30 yıl boyunca pazarlama dünyasında ve
dijital dünyada çok önemli. Hikayecilik. Her iletişiminizde, her çalışmanızda hikaye kullanın deniyor. Mevlana Hazretleri bunu kaç yüzyıl önce kullanmış hocam? 6 cildin baştan sona hepsi hikayedir. Hikaye yani içinde hikaye, hikaye içinde hikayedir. İnanılmaz hocam. O yüzden hakikaten o teknolojiyi, yani tabir yerindeyse, en güzel kullanan bir sufi mütefekkirdir. Onu hararetle tavsiye ederim bizim genç okuyucu arkadaşlara. Çünkü hakikaten orada çok güzel ibretlik hikayeler var. Peki hocam, insan bu hikayeleri okuduktan sonra mesela, hani okuduk ve mesela ben şöyle bir durum yaşadım. Üniversite yıllarında yaşadığım bir hikaye, olayı anlatmak istiyorum. Mesela bir manevi öğreş içerisindeyken girdim bir kitapçıya ve birçok kitap var önümde. Ya yüzlerce kitap hocam, ne okuyacağımı bilmiyorum. Kafam çok karışık. Eminim ki benim gibi bir sürü insan internete giriyorlar, ne okuyacağını bilmiyorlar. Nereden başlayacaklarını bilmiyorlar. Bununla ilgili siteler var mı sizlerin önerebileceği, veyahut da sizler bu konuda bir adım atmayı planlıyor musunuz? Muhtelif maneviyat hareketlerinin, kadirilik, nakşilik, onların hepsinin siteleri var. Ama tabii seçici bir okumakla okumak lazım. Yani İslam'ı biraz sağlam bilirsek daha seçici olabiliriz. Ama hiç bilgisizlerin hiçbir şey okumadan, yani direkt internete girmesini pek tavsiye etmiyorum. Önce yani bizim okul müfredatımızda, liselerde efendim çok güzel kitaplarımız var İslam'la alakalı. Ayrıca akademisyenler tarafından yazılmış, üniversitelerin akademisyenlerin yazdığı kitaplar var. Onları okumasını tavsiye ederim öncelikle. Kesinlikle hocam. Hocam bir de şöyle bir durum var tabi. İnsanlar internete giriyorlar ya, orayı da kullanıyor. Biraz sosyal medya tarafından da konuyu çekmek istiyorum. Sanal kimlikler kullanıyorlar orada. Kendilerine olmayan karakterlerle ifade ediyorlar. Kendileriyle aralarına aslında bir yerde mesafe koyuyor olabiliyorlar. Veyahut da aynı anda 3-4 tane hesap kullanabiliyorlar. Mesela Second Life diye bir oyun var hocam. Evet. İkinci yaşam deniyor oyuna. Orada insanlar sanal bir dünyanın içerisinde yaşıyorlar. Mesela geçen gün arkadaşım anlatıyor. 4 yıldır oyun içerisinde aktif. Şey diyor, benim bir arkadaşım var diyor. 4 tane farklı karakterle oynuyor. Kadın karakteri, çocuk karakteri ve kendi karakteri diyor. Yani burada bir de kimlik bölünmüşlüğü ve karakter bölünmüşlüğü var. Bu konuda Mevlana Hazretleri'nin çok güzel bir sözü var. Ya göründüğün gibi ol, olduğum gibi görünüyor. Maalesef internetin işte zayıf noktası burası. İnsanlar orada çok kolayca rol değişik yapabiliyorlar. Evet. Bu da aslında bir bakıma kişisel bir hastalıktır. İnsanın yani değişik olmadığı gibi görünmesi. Erkekken kadın, kadınken erkek görünmesi. Veya fakirken zengin, zenginken fakir gözükmesi. Bunlar İslam ahlakına da aykırıdır. O yüzden tabii dedim ya, insanın biraz bir manevi terbiye alması, bir ciddi karakter eğitimden geçmesi gerekiyor ki internetin tuzaklarına düşmesin. Çünkü hakikaten duyuyoruz değil mi? Sana birbirine zarar da verebiliyor internet vasıtasıyla. Kesinlikle. Değişik karakterlere bürünüp sonra efendim tanışmalar oluyor. Kötü sonuçlar da verebiliyor. O yüzden bu teknolojiden korunmanın bence panzehiri İslam'da ve tasavvufta daha özelde yatıyor diyebiliriz. Orada da tabii ki hocam sizlerin de bilgi birikimi ve deneyiminden aktarılması çok önemli hocam. Bunun için de insanların sizlerden bilgi birikimi alması çok önemli. O yüzden siz, ben bir sıkıştırayım köşeye. Twitter kullanıyor musunuz mesela? Ben Facebook'a en son ilerledim merhale. Bu internet şeyine Facebook, çünkü vaktimiz olmuyor fazla. Tabii. Twitter'da girmek istiyorum mesela. Çünkü orada hakikaten çok güzel mesajları milyonlara, binlere anında ulaştırabiliyorsunuz. Evet, az kaldı, gireceğim yakında inşallah. Hocam mutlaka gir, faydalanmak istiyoruz. Kesinlikle. Facebook'ta peki ne yapıyorsunuz? Facebook'ta daha çok benim yurt dışında pek çok öğrencilerim var. Onlar da esasında Twitter'da yapılan şeyi Facebook'ta yapıyorum. Mesajlar gönderiyorum. Bazı yazdığım güzel makaleleri paylaşıyorum. Güzel sözleri paylaşıyorum. Ama tahminim Twitter daha hızlı. Facebook biraz modası geçti sanki. Ya Facebook aslında biraz kişisel bir alan hocam. Yani orada bizlerin özel dünyaları var. Ama Twitter günlük yaşayan, aynı saatlik ve dakikalık yaşam gibi, yani yolda yürüyoruz ve nefes alıp veriyoruz gibi, Twitter'da da artık o kadar dinamik ve hızlı ki anlık her şey akıyor orada. Facebook'sa günlük biraz daha akıyor hocam. O yüzden Facebook'ta daha çok olmak önemli orada. Ben hani sizlere de öneriyorum orada. Vakıf olarak da olmanızı ben gerçekten de bir şey mutlaka öneriyorum size. Bir hadis-i şerif var, diyor ki Peygamber Efendimiz, insanın diyor dininin kemalatı kendi ilgilenmeyen konulardan uzak durmasıdır. Şimdi internette, Facebook'ta, Twitter'da pek çok kardeşimizle çok lüzumsuz şeyler paylaşıyorlar. Lüzumsuz resimler, lüzumsuz sözler, insan meşgul ediyor boşuna, binlerce e-mail geliyor mesela. Burada da hakikaten faydasız şeyleri yaymamak lazım. Yani herkese atmamak lazım. İnsanların vaktini çalmamak lazım diye düşünüyorum. Hocam ağzına sağlık. Programın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Gençlerle böyle güzel vakit geçirdiğim için bana böyle fırsatı verdiniz. Çok keyifli sohbetti hocam. İmam Rabbani Hazretleri'nin organizasyonun devam etmesini gönülden diliyorum. Ağzına sağlık hocam. Sağ olun efendim. Teşekkür ederiz. Evet, bu hafta dijital bakışta tasavvuf ve sosyal medyayı işledik. İmam Rabbani Hazretleri'nin günümüz dünyasında yaşasaydı sosyal medyayı nasıl kullanacağına dair Süleyman hocamızdan çok güzel bilgiler aldık. Önümüzdeki haftaya dek Facebook paylaşımlarınız ve tweetleriniz aman eksik olmasın. Hoşça kalın.